Zafer Semanur'la Can Kız'ı yan yana koymuş. Hepinize merhabalar. Yeni bir günde sizlerle beraberiz. Çamaşır vardı yıkanmış. Onları astım şimdi. Çocuklar yukarı çıktılar. Ada'nın uyku saati gelmişti. Lütfiye ile Ada. Onlar yukarıdalar. Onlar uyurken yani Ada uyurken en azından anne dedi sen de işlerini hallet. Hem sizden de dedim biraz sohbet edelim. Sonrasında içli köfte yapacağım. Onun da bulgurunu ıslattım. İçini daha önce şey yapmıştım, kavurmuştum donsun diye. Çünkü biraz bekleyince, dinlenince daha güzel oluyor. Çatlamıyor en azından. Akşam yemeğimin de adını koydum. O yönden de rahatım. Yani bizde durumlar böyle çok şükür sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Ama böyle mevsim herhalde değiştiğinden dolayı biraz şey var üzerimde. Yorgunluk, işte halsizlik. Belki hani hepinizde vardır. Yazın arkadaşlarımızda oluyor çünkü. Ama kimden duysam böyle bir insanın üzerinde bir ağırlık var. Herhalde diyorum hava soğudu ondan dolayı. Yani bugün güneş doğdu ama rüzgar hala var. 4 gündür hiç kesilmedi rüzgar. Öyle bir fırtına varken camları falan sadece bir havalandırmak için açıyorum. Hemen kısa sürede tekrar kapatıyorum. Rüzgar hala devam ediyor. Tabii bu seralarda bayağı büyük bir hasar meydana geldi bu rüzgardan dolayı. İşte ağaçlar falan köklerinden söküldü. Allah afetlerden korusun. Ama yurdun çoğu yerine kar yağmış. Hatta sabah annemle konuştum. Yine diyor kar atıştırıyor, kar yağıyor dedi. Tabii bereketiyle yağsın. Karın yağması çok çok önemli. Su kaynakları için, sularımızın tükenmemesi için. Muzaffer sen de gel. Sen de katıl sohbete. Genelde Muzaffer çekim yaparken kamera arkasında evet. Oluyor. Ama bugün birazcık sohbet edelim. Çünkü onlar da 2 gün sonra yolcular nasip olursa. Daha hazırlığını yapmadık gerçi. Bavulunu falan da hazırlamadık da. Zaten senin orada eşyaların var. Orada eşyalar var. Ayakkabım var. Üst baş, çamaşır falan var orada. Evet evet. Hani 2 ayda bir gittiği için. Gerçi bir yazlık, kaldığım için tabii. Yazlık ayrı oluyor, kışlık ayrı oluyor kıyafetler ama orada bırakıyor tekrar taşımayın diye. Ama eksik olanları koyarız. Biraz daha kalın şeyler koyarız çünkü bayağı soğukmuş. Evet, ben mont götüreceğim. Kalın montunu götür. İnce oradaki çünkü. Evet. Orada mont da kalmadı benim. Kazak eskiydi. Ha. Onu giyerken, gelirken giyerek geldim ya. Orada mont kaldı. Orada hava soğuktu. Ankara'ya gideceğim. Ankara'dan otobüse binip gideceğim. Gelirken giymek zorunda tişörtte kaldım. Gittim çünkü ben. Giderken tişörtte gittim. Gelirken mont yoktu. Daha geçen mont haftaya kadar burada üzerine mont falan giyilmiyordu. Birdenbire kışlıklara geçirdi tabii. Ve bir anda düştü. Bak. 10 derece evvelsi düştü. Evvelsi gün 23 dereceydi, 12 dereceye düştü gündüz. Evet. Hatta 11 derece düştü. Akşamları 4 dereceye düştü. Dün akşam 4 dereceydi dışarısı. Ama artık soğuk yani. Kış yani geliyor tabii ki. Soğumaya başladı. Tam böyle kışın en yoğun olduğu zamanda da düğünümüz olacak. Bakalım hayırlısıyla atlatalım. Düğün için gideceğim ben. Geçen bir arkadaşımız, Nazife arkadaşımız yazmış. Kayınvalidenizden hiç bahsetmiyorsunuz, sağlığı sıhhati nasıl diye. Valla unutuyoruz demek ki. Hani bir koşturmaca oluyor çocuklar olduğu için. Kayınvalidem çok şükür iyi. Hani ağrıları oluyor. Sabah da telefonla konuştuk. Bacaklarımın dedi ağrısı geçmiyor kızım dedi. Protez var, iki bacakta da protez var. Evet. Dizler zaten protezli. O ağrı geçmeyecek zaten de. Ya. Bir de ayrıca yani şimdi iki bacak tek birinden 3 kere ameliyat oldu. Yani yaş da var zaten. Hani Allah evet daha kötü etmesin. Allah daha kötü etmesin inşallah. Yani gördüğün engeli bırakmasın. Kimse kimseye de mutlu etmesin. Zor. O hal evet. Zor ama yine çok çok şükür ki ihtiyacını karşılayabiliyor. Kendi ihtiyacını yapabiliyor. Ondan sonra masaya gelebiliyor, tuvaletine gelebiliyor, banyosuna masaya falan geliyor. Yardımcı oluyoruz. Zaten ihtiyaçlarını görebiliyoruz. İhtiyaçlarını karşılamak için bir tane bir kadın tutulmuştu. O da hasta bakımından çok iyi anlayan birisi. Ben gerçi tanışamadım gittiğimde. Geçen sefer gittiğimde yoktu. Yok.
Yoktu Semih Hanım, o zaman yoktu. O zaman yoktu. Ben evet. Gittiğimde ben gördüm ben zaten. Haziran ayında yoktu, Haziran'dan sonra. Evet, Temmuz, zaman... Ağustos'ta başladı. Ağustos, Eylül. Evet. Evet. Ondan dolayı ben görmedim ama Muzaffer çok böyle ilgisini falan beğeniyor. Yanında akşama kadar o var. Akşam da zaten ya Muzaffer ya işte Celal abi ya da Ahmet abi orada oluyorlar sırayla. Şu anda Ahmet abimiz orada. Muzaffer gidecek. Ayın başında orada olacak. Hafta sonu işte iki gün Lütfiye'nin sınavı var. Cumartesi, pazar. Sınavının pazar günü bir tanesi. Cumartesi iki tane. Birisi 9'da, evet. Biri 4'te. Pazar günü de öğleden sonra. Pazar günü de saat 4'teymiş sınavı. O sabahtan olsaydı çok daha iyi çok olacaktı daha iyi aslında. Hani erken dönerlerdi, evet. Ama 4'ten sonra. Ama bir taraftan da pazar günü 4'te olması iyi. Saat 2'de falan çıksak, 2.30'da çıksak sınava götürürüz. Sınava girer çıkar. Onlar, aha, zaten direkt havalanında getireceğiz. Bir daha eve gitmeye gerek yok. Tabii canım, uzak zaten mesafe. Evet. Gerek yok. Onlar uçakla dönecekler. Ben Asya ile kalacağım ama hani daha öncesinde Asya ile biz çok kalıyordu burada. Ama şu anda annesinde aşırı bir düşkünlüğü var. Ya okula başlamasının bir etkeni mi bilmiyorum ama anneye aşırı düştü. Ve buraya taşınmalı. Hiç bizde kalmamıştı bile. Yatmadı, evet. Yani önceden karşı tarafta eski evlerinde otururken hemen geliyordu, burada özeniyordu, burada yatıya kalıyordu. Yani geri geliyordu, geç oluyordu, eve gitmiyordu, burada kalabiliyordu. Ama şurada hemen iki kat yukarı diye akşamda uyusa bile evine gidiyor. Evet, burayı nedenler istemiyor burada, artık, evet. Da bakalım yani iki gün, iki gece ne yapacağız onunla. Evet. Hani Seher de dedi, kız kardeşim sağ olsun, abla dedi, ben yardıma gelirim. Hani olmazsa ben kalırım, ben Asya'yla işte oyalanırız, oynarız falan dedi. O önemli değildi. Bir de gece bir vakti mesela uyanıp da anne diye yerde tutturursa o kötü. Artık bir şekilde idare edeceksin artık. Vallahi işte o. Asya'yla. O bir Asya. Muzaffer de beni düşünüyor, sen tek başına ne yapacaksın, nasıl idare, evet, edeceksin diye. Allah yardım eder inşallah, ya. Yani gözümüzde büyütüyoruz bazen bazı şeyleri ama Allah kolaylaştırıyor. İnşallah öyle. Ama zaman da o kadar çabuk geçiyor ki. Dün videolara baktık, Makedonya'yı gördük, ondan sonra bir ay geçti, 1,5 ay geçti bak ya, gidelim. Hiç gitmemiş gibi oluyor. Ya 1,5 ay, 2 aya yakın bir zaman olmuş yani. Vallahi yani. Geldik. Hatta bir de senin bir takipçin yazmış bak orada. Ha, şeyden, Prizen'den. Prizen'den, evet. Beni orada görmüş, nasıl hani olduğunu çok ayrıntılı yazmamış ama sizi gördüm diyor, çok işim vardı, acele işim. Sizle diyor konuşmak istememe rağmen konuşamadım diyor. Buradan sevgiler yolluyorum ona da. Ha, dünya ne kadar küçük. Yani. Beni görmüş, tanımış orada. Ama yanıma gelip konuşamamış. Ya gerçekten oralar çok güzeldi. Ama orada da var ya, ben siz şeye gittiniz ya, bilezik falan almak için gittiniz, gezdiniz. Ha, Berna'yla. Berna'yla gittiğiniz zaman orada oturuyorsun. Yani sanki ben bir Anadolu'da bir kahvede oturuyorum gibi hissettim kendimi. Zaten oradaki konuşuyor. Zaten bir tanesi dedi ki, o merhabalar, nasılsın, iyi misin? Biraz sohbet ettik. Çocukları Bursa'daymış. Hmm. Çocukları Bursa'daymış. Yani sanki Türkiye'de hissettim. Bir de orada. Orada esas çayı orada içtim. Bir tek orada güzel çok çayı. Çok güzel bir çayı. Değil mi? Başka yerde çay içemedi. Çayı şahaneydi orada. Evet. Saraybosna'daki içtiğimiz yerdeki, yani oradaki içtiğimiz çay bile güzel değildi. Ama buradaki tam çay ocağı gibiydi. Evet. Çay ocağı zaten. Tek çay satıyorlardı zaten. Doğru, yanına limon koymuşlardı ya. Evet. Çok çok güzeldi ya. Yani ben de bakıyorum videolara ama tamamını tabii izleyemedim. Dedim, bir fırsatını bulduğumda daha ayrıntılı ama zaman nasıl izleyeceğim. Evet. Vallahi. Ayşe bak, nöbet yine geldi bana. Kısmet olsa bak, 2 gün sonra gideceğiz. 2 ay çabucak geçiyor. Ya, bir ay burada kalın. Sayılı gün. Sayılı gün. Çok çabuk geçiyor. Hani darısı inşallah diğer gezilerimize Muzaffer'le düşünüyoruz. Hani bir dahaki ilk gezimizi nereye yapsak falan diye. Turdaki arkadaşlarımız da diyorlar işte hep beraber yapalım yine. Çünkü birbirimizi o kadar çok sevdik ki. İşte hala görüşüyoruz, telefonlaşıyoruz. Bağlarımız kopmadı.
Gidersek hep beraber gidelim diye konuşuyoruz. Evet. Bakalım. İnşallah. Yani dünyanın her yeri ayrı güzel. Hani ülkemiz de çok güzel. Ama dünyada da çok görülecek yerler var. Ve benim hani hiç öyle bir şeyim yoktu, hayalim yoktu. Aa, o gün eski bir defteri karıştırıyor Lütfiye. Ders çalışırken not almak için defter çıkarmıştık ona. Oraya Muzaffer şey yazmış böyle, isteklerini yazmış, dileklerini yazmış. Demek ki yazmak gerekiyor. Ölmeden önce yapacağım, son 10 şey gibi. Evet, Balkanlara gitmek istiyorum diye yazmış Muzaffer. Yani onu şimdi gördük, dedik demek ki demek ki dilek kapımız açıkmış. İstemek evet. Çok çok önemli bir şeymiş. O aslına yüzden bakarsanız şimdi böyle bazen insanın dilek kapısı açık oluyor. Biz saçma sapan şeyler, ah keşke şimdi şu an atalım Ayşe'yi görsen, Fatma'yı görsen, Ali'yi görsen, kardeşim görsen falan. Böyle bir şey işte kardeşim ne yapıyorsa diye böyle bir. Ha bakıyorsun, hiç olmadığın zaman bu düşündüğün kişiyi karşında görüyorsun. Demek ki senin dilek kapın açıkmış. Bir şey dilerken, evet. O yüzden güzel dileyeceksin. Güzel dileyeceksin. Yani hep güzelliklerle tabii karşılaşalım. Çok çok önemli, iyi insanlarla karşılaşalım. Hani hayatın bize neler getireceğini evet. Bilemiyoruz. Ama hani insan evinde de çok mutlu. Aslında evimizde de çok mutluyuz. Arada da işte bir değişiklik olsun diye gezmeye gidiyoruz. İnsan rahatlıyor. Rahatlıyor. Yani. O da nasip edersin olay. Yani Nisan'da hadi şimdi Ocak ayı biraz soğuk, soğuk olacak. Her yer soğuk. Ama Nisan'da benim nöbetim de bitiyor. Nisan, Mart'ta ben şeydeyim, Ankara'dayım Allah nasip ederse. Evet. Dönüşte Nisan'da inşallah bir yerlere gideriz yine. Yani belki ülkemizde olur, belki hani yurt dışında olur. Yeşil pasaport olunca bizim için sorun olmuyor. Yani biz buradan nasıl bir Kayseri'ye gittik, örnek olarak Adana'ya gittik. Aynı onun gibi. Yani aynı onun için. Bize sorun olmadığı için. Tabii tabii. Büyük rahatlık. Nereye gidebiliyorsun yani. Evet. O da bizim için büyük bir nimet yani pasaport. Bir de tabii şeyimiz var bizim, Afyon olayımız var. Yani Afyon'a her sene gidiyoruz arkadaşlarımızla. Şimdi işte bizim Ankara'ya gidiş durumumuz olduğu için gidemiyoruz. Geçen sene Aralık'ta mı gitmiştik? Ocak'ta mı gitmiştik? Aralık mı? Tarihleri unutuyoruz tabii. Evet. Hani bu sene Ocak'ta de herhalde. Ocak'ta yılbaşından sonra gitmiştik. Yılbaşından sonra mı gitmiştik? Yılbaşından sonra gitmiştik evet. Ocak'ta. İşte bu sene de Ocak'ta yapalım mı falan diye konuşmuştuk. Ama bizim grubumuzdaki arkadaşımız Havva Umre'ye gidecekmiş. Allah kabul etsin. Ya evet, çok duygulandım. Dün de telefonla konuştuk Havva'yla. 29 Aralık'ta gidecekmiş onlar. 15 gün. 15 gün yoklarmış. Allah sağlıkla gidip gelmeyi nasip etsin. Tabii isteyen herkese de nasip etsin. Havva'nın zaten kaçıncı ya? Üçüncü mü? Dördüncü gidişi olacak onun. O gitti daha önce. Murat gitmedi. Murat Bey de gitti. Onlar da gittiler. Gittiler miydi? Tabii tabii, beraber gittiler. Havva şeyle gitmişti, kardeşleriyle falan bir gitti. Sonra tekrar gitti. Sanırım bu dördüncü olacak. Maşallah. Ne mutlu, ne kadar güzel bir şey. Allah herkese nasip etsin. Katoş Hanımlar da herhalde hacı bekliyorlar bunlarda. Bunlar hacca yazıldılar. 8 senedir çıkmadı. Katoş'a da. Allah'ım hayırlısı nasip etsin. Tabii de. Demek ki bir zamanı var. Evet. İşte. Yani her şeyin hayırlısı diyoruz ya. Zamanı var her şeyin. Tabii yani dinimizi hani yaşamak o kadar çok insana ne bileyim çok şey katıyor ki. Geçenki videomuzda işte namaz kılacağız, namazımızı kıldık çıkacağız falan diye bahsedince bazı arkadaşlarımız hani gösteriş yapıyormuşuz gibi düşünmüş. Yorumlarda da yazmıştı hatta. Ona unuttum ben hani kaç videodur cevap vereyim falan diyordum. Ya böyle şeylerin hani gösterişi olur mu bilmiyorum. Ben namaz kılarken hani çekim yapsam tamam, o biraz gösteriş gibi mi olur? Hani yanlış olabilir ama bunu söylemenin hani yanlışlığını bilemiyorum. Ben yanlış olduğunu da düşünmüyorum. Ama yeri geliyor da şimdi bak, kiliselere de gittik. Ortodoks kilisesine gittik. Mardin'de Ermeni kilisesine gittik. Süryani kilisesine gittik. Tabii dinlerim gittik. Merak ediyorum. Şimdi orada başka yani yeri geliyor. Şimdi gittiğimiz yerlerde de bak, gittiğimiz Katolik Kilisesi'ne gittik. Hiç kimseyi almıyorlarmış. Pirzen'de Ortodoks Kilisesi'ne gittik. Meğersem Ortodoks Kilisesi'ne kimseyi almıyorlarmış. Aynen, Müslümanlar tabii, falan. Tabii Müslümanlar falan kimseye giremiyor dediler. Hı-hı. Ama bak bize, yani hiç kimse de bir şey demedi. Oraya gittik. Biz girdik, rahatlıkla girdik. Rehber şaşırmıştı ya. Tabii rehber şaşırdı. Siz nasıl girdiniz? Nasıl girdiniz diye, evet.
Ha şimdi biz bir tek yani elhamdülillah Müslümanız. Hani bir tek hani bunları anlatan bir kişi değiliz. Bir de saygı duyuyoruz biz. Saygı duyuyoruz. Diğer dinlere de saygı duyuyoruz. Ha diyorum ya yani şimdi Mardin'de Ermeni Kilisesi'ne gittik. Ermeni o arkadaşımız bizi şey işi yapıyordu. Ne onun adı? Gümüş işleri yapıyordu tabii. Anlattı. Bazı şeyler var kapısında belki bana ters düşer diye düşünebilirsin. Hayır bana da ters düşmedi. Onların kendi inançları, ne güzel inançlarını yerine getirebiliyorlar. Evet. Ama millette mesela diyorlar ki işte bu Ermeni dışlıyorlar. Bizde her türlü bir şey yani olmaz. Öyle bir şey yok yani biz en azından. Bizim için herkes bir. Hani zaten o insanlara da saygımız var. Çok, bize de yani... evet çok saygı duyuyoruz yani. Kıyafetine, tabii. Hani inancına, ne düşündüğüne. Zaten tanıştığımızda sormuyorsun ki. İlk tanıştığın insana senin inancın ne? Neye inanıyorsun diye hiç öyle bir şey yok. Zaten konuşmalarımızdan birbirimize yakınlık hissediyorsak hiçbir şey önemi yok zaten. Sohbet edebiliyorsak tabii ki. O yüzden saygı çerçevesinde olduktan sonra hani bunu söylemenin de bir yanlışlığı yok zaten. Hani onların yaşantılarını da anlatıyoruz, onların yaşantılarını da görüyoruz, merak da ediyoruz. Yani merak eden insanlar da oluyor. Ben çok çok merak ediyorum. Ama gelip de yani... Sen de merak edersin. Bunları savunan bir kişi de değiliz. Şimdi humanizm var. Mevlana, Celaleddin Rumi'nin en büyük şeyini humanizm özelliği. Yani insanı Allah yarattığı için seviyorum diyor. Tabii. Hani bugün humanizm de tabii. Yaradılan severim, yaradandan ötürü diyor. Şimdi bunda var ya, gel kim olursan gel diyor. İster ateist ol diyor, ister o ol, ister ne olursan ol, tabii ister şaman ol. Ya kim olursan ol, gel diyor. Yani bir olalım diyor. Hani o nedenden dolayı. Hepimiz kardeşiz aslında, aslına bakarsak. Hiç kimseyi düşüncesinden, siyasetinden, Tabii hiç ayrım yapmamak lazım. Çünkü herkese karşı bir saygımız var. Biz hayatımız boyunca öyle olduk. Siyasi yani. Olarak da aynı. Benim düşündüğümü düşünmeyebilir karşıdaki insan. Hı-hı. Herkes eğer aynı olmuş olsaydı tek bize bir hayat olurdu. Herkes zengin. Herkes bir inanca sahip. Tamam. Hiç özellik kalmazdı. Böyle farklı düşünebiliyorsun olmazsa, yani şimdi. Herkes zengin. Hiç fakir yok. Ne olacak? Aslında bakarsan hani düşündüğümüz zaman çok güzel diyoruz. İhtiyaç olmayacak. Ama bu sefer de zenginliğin tadını alamayacağız. Sonu yok. Tabii. Şükür olayı bitecek bak bu sefer de. Şükür olayı bitecek. O herkes sevinecek. Çalışma olacak. Herkes aynı düşünceye ait. Herkes aynı siyasi düşünceye ait. Evet. Ama böyle bir farklılar olduğu zaman en azından bir doğruyu arayış, tabii doğruyu arayış geliyor. Ama bunda var ya doğruyu arayış işi de bitecek zaten. Evet. Yani ondan dolayı saygı çerçevesinde saygı göstermek sonra... lazım yani ne olursa olsun. Ha bizim onlara karşı saygımız var. Dün size mesela yorumlara baktım bir tanesi bir şey yazmış. Sen cevap bile vermemişsin ama yayınlanmış bak mesela. Tabii ama canım yani incitecek, saygı çerçevesinde olduktan incitecek, sonra. Kıracak bir şey. Vallahi bizler kimseyi incitmeye, kırmak olayı gütmüyoruz. Kesinlikle öyle hayatımızın hani gerçek hayatımızda da yok öyle bir şey zaten kimseyi aşağılamak yani ona hakaret yani kırma etmek olayı yok. Ama karşı taraf şey insanlar olmaz. Bazen yorumları yine de kırabiliyorlar. Art niyetli olarak düşünüyoruz. Yani bütün yorumlara açığız. Hani özellikle yol gösterici olduktan tabii sonra mesela tabii. Geçenlerde bir takipçimiz yazmış çekimleriniz çok kaliteli değil diye. Bilmiyorum baktım ben bir şey göremedim aslında çekimlerimizde. Bizim çekimlerimiz bizim otomatik profesyonel kameramız da var. Yeri geliyor onunla da yapıyoruz. Yeri geliyor. Başka cihazlarla da telefonla kolay yapıyoruz. Olduğu için tabii. Telefonla çekim yapıyoruz. Onunla da yapıyoruz. Ama dikkate alıyoruz. Hani baktım gerçekten öyle diye. Profesyonel değiliz yani amatörüz yani en azından. Ya tabii ki hani bu işin piri değiliz tabii. Evet. Yani şimdi amatörüz yani en nihayetinde. Anca nedir? Ben geçen gün televizyon seyrediyorum. Adam öyle bir yapmış ki hatırlar mısın dizinin bir tanesinde editini öyle bir yapmış.
karlamalar var, geçişler farklı. Serpil onu diyorum, bak diyorum şu dizide. Hatırladın mı? Bir tane dizi vardı. Tamam, adını söylemeyin de. Bir başladı. Böyle karanlık gösteriyor, puslu puslu gösteriyor. Işık ayarlı tabii, yapalım. Tabii, tabii. Bizimki de öyle oluyor işte. Evet. Babam benim sansürdeydi, hiç unutmam. Babam meslek icabı, sansür kurulunda üyeydi. Şimdiki radyo televizyon üst kurumu, RTÜK gibi. Orada üyeydi. Orada 5 kişi otururlar, sabahtan akşama kadar bütün hep film seyrederler. O film eğer Türkiye'ye girmesi uygun ise rapor verirler, Türkiye'ye girer. Bu sinemalarda da gösterilenler. Bütün televizyonda, sinemalarda hepsi. Hepsini inceliyorlar. Yerli filmler de aynı. Türkiye'de vizyona şimdi girecek. Şimdi aynı mı ki? Şimdi ulaşmak çok kolay yabancı filmlere falan. Ha, şimdi artık şimdi internet üzerinden hemen yayın yapılıyor. Film çıkmadan gösteriliyor icabında. Evet, o yok demek. O zamanlar babam mesela yani Cüneyt Arkın'ın filmi var. Şimdi ben onu anlatacağım. Cüneyt Arkın Kılıç Arslan'dı. Yanılıyorsam şeydi, Cüneyt Arkın'ın da. Böyle kılıçlar geliyor, gidiyor. Ama bir baktım havada bir tane uçak uçuyor. İstanbul'da. Rumanistan'da çekiyorlar. Yukarıdan bir tane uçak uçuyor. Ama o uçağı kapatamamışlar. Tabii. İstanbul'un fethi gibi. Bir şey düşünebiliyor musun? Bizanslılarla savaşıyor. Olabiliyor. Cüneyt Arkın tabii. Kılıç sallıyor falan. Cüneyt Arkın zıplarken hiç unutmam yukarıdan uçak uçuyor. Olabiliyor. Onu gözden kaçırmışlar. Bir tanesinde yine aynı şeye geliyor, hana geliyor. Hancı bana bir tane bana şarap getir diyor. Bir tanesi orada et yiyor, tavuk yiyor böyle. Hı-hı. Tavuk yerken koluna bakıyor, kolunda saat var. Saati unutmuş. Kolunu tutmuş, budunu çıkartıyor, tamam mı? Şöyle tam onu yiyecek, kolunda da saat var. Bunu babam günle konuştuk. Baba dedi, bizi dedi onlar ilgilendirmiyor dedi. O dedi filmin şeyi. Baba dedim bak, senin zamanında olmuştur diye. Babam dedi hep bunları seyrederdi. Ben de fırsat buldukça babamla şeye giderdim, sinema seyretmeye giderdim. Babam bir günde 5 tane film seyrederlerdi. 4 tane, 5 tane Türkiye'ye girebilir, Türkiye'de oynayabilir diye raporunu verirler ya da oynayamaz diye. Raporunu verirler, ona göre yayınlarlardı. Vizyona göre, güzel sinemalarda. Güzel bir sistem, evet, güzel bir şey. O zaman öyleydi. En azından işte çocuklara falan sakıncalı mı? Şimdi babam milli eğitimi temsilen gittiği için evet. Çocukların eğitici, şimdi formasyon, şimdi bunlar pedagojik formasyon aldıkları için yani babamın eğitici olduğu için. Evet. Bir tane İçişleri Bakanlığı'ndan vardı. Bir tane doktor vardı, hani tıp yönünden. O da tıp yönünden şey, psikiyatristti o. O da o yönden bakıyor. Evet, evet. O da psikolojik yönünden bakıyor. Psikolojik yönünden bakıyor. İşte böyle bir şey vardı, heyet vardı. Bu heyet eğer onayını verirse Türkiye'ye girerdi o zaman. Yani güzelmiş tabii. Ama bizim tabii hatalarımız işte bizim de yani profesyonel de biz de elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya tabii geliştirmeye de çalışıyoruz. Ama eleştirme mahiyetinde hani bize de hata oluyor. Annenin şeyini ben bir tane bir müzik koymuştum kavun toplarken. Ay evet o müzik çok, ben de hiç beğenmemiştim ama. Ama müzik o kadar bir şey ki, müzik göreceli tabii. Ben mesela akordeon, Balkan müzikleri bak benim oldu olalı benim çok hoşuma gidiyor. Çok seviyorsun. Tabii. Yani ben de seviyorum ama. Evet. Hani yeri geliyor. Hani senin kadar dinlemem mesela. Yeri geliyor mesela onları koyuyordum. Eleştiriler geldi. Eleştirilerde müzik sesi çok açık ve sesini kıstık. Eleştiriler dediler çok uzun yaptın, sen kısalttın. Eleştiriler, bize zaten bu eleştiriler mi kendimizi düzelteceğiz? Tabii canım. Eleştiriler yani. Geliyor diyor ki işte çok müzik koyuyorsunuz. Müzik koymamaya başladık. Hayır geliyor, bir de müziklerde de telif hakkı olduğu için kendi müziklerimizde. Tabii her müziği de koyamıyorsunuz. Ama şimdi evet. Biz mesela Balkanlarda mesela çektiğim müzikler var. Hani onlar benim için çok güzel oldu, çok da hoşuma gitti. Onları kullanabiliyoruz. Ama dediğim gibi yani biz bir profesyonel değiliz. Amatör ama eksiklerimizi bu eleştirilerin yani ayetinde tamamlamaya çalışıyoruz. Zaten hani haftanın 3 günü videolarımız yayınlanıyor.
Hani fırsat buldukça tabii ki çekim yapmaya çalışıyoruz. Torunlar olduğu için, hani torunlar hep bizimle olduğu için, hani bazı yorumcularımız şey yazıyorlar. Hani kızınız kendisi neden bakmıyor çocuğa, siz niye bu kadar yoruluyorsunuz diye. Çocuğumuz hani gözümüzün önünde, yakınımızda, o torunlara hani bakarken tabii ki yardımcı olacağız. Asya'yı mesela sabah okula bırakıyor, Ada bizde kalıyor. Hani elimizden geldiğince gerçekten de çocuğumuzu rahatlatmaya çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hani bazı anne babalar bilmiyorum daha vurdum duymaz olabilir belki ama biz öyle değiliz. Yani Muzaffer de öyle değil. Geçtiğimiz günlerde Allah'tan. arkadaşlar beni arıyorlar. Isparta'dan arkadaşlar. Şimdi ben Isparta'da kahve diye giderdim. Kahvede okey oynarsın, tavla oynarsın. Hani böyle bir arkadaş grubumuz vardı. Her neyse beni arıyorlar. Muzaffer abi ne yapıyorsun? Bana dayı derlerdi. Dayı ne yapıyorsun? İyiyim dedim işte. Yaşamaya çalışıyoruz dedim işte Antalya'da. Nasıl dedi, ekibi kurabildin mi, oyun grubu kurabildin mi? Evet dedim, kurdum dedi. Ne oynuyorsunuz dedi. Okey mi oynuyorsunuz, tavla mı oynuyorsunuz? Hayır dedim, evcilik oynuyorum. Deme ya Muzaffer abi diye. Evet dedim. Valla ben de İnanamam. Lütfiye'yle ve Asya'yla beraber oturdum. Evcilik Bebek aldım, oynuyorum. evcilik oynuyorum. Dede, dede, baba, baba diye böyle Onları çocuğu şırı konuşturuyor. zırlatıyorum, onları konuşturuyorum. Tabii öbür hayatımda yapmadığım bir şey. Şimdi sen hani Torun her şeyi desen ki yaptırıyor. tabii hani sen desen ki sen bir kadın olarak bebekle oynadım. Ben ömrü hayatımda ilk defa ben 55 yaşında Bebekler. bebekle oynamaya başladım. Tabii canım. Dedim işte ben evcilik Ya. oynuyorum. Deme Muzaffer abi diyor ya. Öbür diyor dayı sen bebekle mi oynayacaksın? Vallahi diyor bebekle oynuyorum. Torunla dedim. Şimdi evcilik oynuyorum. Onlar da gülüyorlar. Aynen yani hiç yapmayacağın şeyleri yapabiliyorsun torunlar için. Yapmam demeyeceksin. Yani onlar bilmiyorum ya bizim hayatımızın şeyi ortasında tam kalbinde yani. Bak şimdi mesela şu Sema Nur. Bu Sema Nur ismini de rahmetli babam takmıştı. Bu Ay Sema Nur evet ne da koyalım ne koyalım diye bizim Sema adadan boyu daha da büyük, kafası daha da büyük. Bu Ada çok seviyor. Biraz önce oynadık onunla. Lütfiye'nin oyuncağıydı bu. Zaten oyuncaklarının %90'ı hep Lütfiye'nin oyuncakları buradakiler. Evet. Hani diyorlar ya evde eski eşya bırakmayın, fazlalık eşya bırakmayın. Biz yıllarca Lütfiye'nin işte küçülen böyle güzel kıyafetlerini, oyuncaklarını hep onları taşıdık. Kaç kere taşındık? Onlar kutularda hep bizle beraber gittiler. Sonunda şimdi kullanıyoruz. Zaten birçoğu da neredeyse kırıldı artık. Atılacak onlar, temizlenecek. Hakkını verdi yani çocuklar. Torunlara nasip oldu. Torunlara nasip Haber bir öyle oldu. olduk, şunu da anlatayım. Lütfiye işe gidiyor geliyor. Asya'nın elbisesi var burada ama altına yaptı, etti, üstü kirlendi. Ne yapsak, ne etsek dedi. Bu Sema'nın elbisesini çıkart dedi. Hatırlıyor Aynen musun? bunu Bu giydirmiştik. elbise şeyini ne? Body, Buna body bu bakayım. çıtçıtlı Bunu giydirmiştik. Pantolonunu giydirmiştik. Sema Nur'un pantolonunu body. giymiştik. Aynen. Hatırlıyor Kıyafeti musun? kalmamıştı Aynı da. Sema Nur olmuş. Sevamlı Nasıl? kardeşleri gibi oldu. Evet. Ama şey taktı. Eylül mü diyordu Asya? Sema Nur olmasın bunun Sema Nur adı. olmasın diye. Ama Sema Nur'la Eylül olsun alışmışız. Ben diyor. unutuyorum ben o ismi bile Yok Eylül unutuyorum. mü dedi ya? Ne Elif, olsun? Elif. Ha Elif. Elif Elif olsun dedi. dedi. Evet. Tamam. Ama ne yapalım Elif babam? koydu. Bunu aldık geldik. Adı dedi Sema Nur olsun dedi. Sema Nur nereden aklına geldiyse bizim Nadir vardı. Onun, Sema Nur, ben bu yaşa geldim ilk defa bir Sema Nur ismi diye karşılaştım. O da benim arkadaşımın, bizim muhtar var ya Hasan Orhan'da, Evet. Muzafferikçi Mahallesi'nin muhtarı. Onun şeyi, ablasının adı Sema Nur. Herhalde bu Sema Nur aklına Yani geldi nereden aklına kapında geldiyse yani. evet. Öyle isim Ben bir de koymuştum can da. kızımız oldu. Ha, can Can kız. kız her gün her yeri geziyor. Tabii canım. O iyi ki gelmiş Evet. memleketimden. Şimdi buraya Tabii koyalım da. hemşehrilerimiz falan da yazıyor yorumlarda. Ben de keskinliyim diye. Hepsine de selamlar olsun. Yani ülkemizin hani her bölgesinin insanı kıymetli. Gerçekten de her yöremiz çok çok güzel. Kalbimizde hepsinin yerleri ayrı. Ne bileyim ya yani sizler bizleri seviyorsunuz. Bizler sizleri seviyoruz. İnşallah sağlığımız sıhhatimiz el verir sizlerle beraber oluruz. Tabii nereye kadar hani yaparız onu bilemem ama sağlıklı olduğumuz sürece sizlerle oluruz diye öyle ümit ediyorum.
Epeyce bir sohbet ettik sizlerle. Şimdi ben bulguru satmıştım, onu yoğurayım, içli köftemizi yapayım. Ada gelir çünkü birazdan. Doğru. Ada neyse de Adaya... Asya gelmeden yapman daha iyi. Ay evet, o hamuru görünce zaten dayanamaz o. Ay akşam sulu boya yaptık. Tam yukarı çıkacaklar. Anne dedi Adayı önce uyutayım, Asya dedi birazdan gelsin dedi. Ben çıkartacaktım işte. Fırçaları buldu içeride, sulu boya fırçalarını. İlla boya yapacağım diye. Artık resim defteri çıkardık, sulu boyaları getirdik evden. Burada yoktu sulu boyaları. Bayağı bir resim yaptı ama o kadar güzel resim yapıyor Resmi çok ki. güzel yapıyor. Kabiliyeti var. Resme karşı güzel Evet, kabiliyeti çok var. Evet. seviyor ya. Çok güzel çizimler yapıyor yani. Salyangoz çizdi mesela. Evet. Hani sen belki çizemezsin. Böyle şeylerini çizdi. Antenlerini. Ha, antenlerini çizdi. Bir Salyangozun. de böyle şey yuvarlak yuvarlak spiral şeylerini de Onu çizdi. da çizmiş. Evet. Çok çok yeteneği var resme karşı. Bizim Lütfiye'de hiç yok. Lütfiye bir gün oyun oynuyoruz. Şey, tabu oynuyorduk. Resimle Tabu oynuyorduk ya. tabii resimle Çizimler. anlatacaksın. Lütfiye'nin kartında baston var. Bastonu Lütfiye göstertecek. Lütfiye bastonu çizememiş kartında. Lütfiye baston resmini Çizememiş yapamamıştı tabii. ama Asya güzel çiziyor, Ama Asya maşallah. vallahi annesine benzememiş. Evet, ben güzel çizerdim, resmim güzeldi. Lütfen resim derslerine falan yardımcı olurdum ya. Asya'da var yetenek. Tabii ilerler mi, hani o yönde kullanır mı onu bilmiyorum ama hepsinin yolları açık olsun. Tabii Lütfiye'nin de inşallah hani sınavı çok çok iyi geçer. Bütün sınava hazırlanan çocuklarımıza da Allah zihin açıklığı versin. Hani üniversite sınavlarına işte KPSS'ye KPSS. hazırlananlar vardır mutlaka. Tabii yolları, bahtları hepsinin de açık olsun. Yani o da emek veriyor. Lütfiye'de yazık gece gündüz fırsat bulduğunda ders çalışıyor yavrum. İnşallah kalıcı olur aklında. Sınavını başarıyla tamamlar, belgesini alır. Hatta geçen bahsettim bilmiyorum ama anne dedi eğer diplomamı alırsam iki kişiye çok teşekkür edeceğim dedi, babama ve sana dedi. İkimize teşekkür edecekmiş. Ama Sizin şeyde ünal emekleriniz çok verecek. diyor. Belgesini de Belgeyi Ünal de ünal verecekmiş. verecek. Sınıf arası. İnşallah o gün gelirse eşinden alacak bakalım belgeyi de. Hayırlısı, her şeyin hayırlısı tabii hakkımızda. Valla her gün menüde işte ne pişirsek diye düşündüğümüz anlar oluyor ya, ben de Allah'tan kıymasını kavurduğum için bugünün yemeği belliydi. Sabah Lütfiye diyor ki kahvaltıdayken, anne diyor bugün akşama diyor ne yiyeceğiz diyor. Kızım dedim içli köfte yapacağım dedim. Islattım bulgurumla irmiği. İki su bardağı bulgur koydum. Bir su bardağı da irmik koydum. 3 su bardağı sıcak suyla Rahat rahat yap. ıslattım. Sonra onlar yumuşadıktan sonra da tuz attım. Bir tane yumurta kırdım. İşte bir çay bardağı kadar da un koydum. Şimdi bunu yoğuruyorum. Güzelce böyle hamur kıvamına gelecek bu. Açması tabii kolay olsun. Ya, biber salçası koydum bir de. Rengi biraz kırmızı gibi oldu. Kendi yaptığım biber salçasından da koydum. Bunu güzelce yoğuracağım. İyice özleşecek. Sonra açmaya başlayabilirim. Gözlüğe de alıştığım için artık gözlüksüz hiçbir şey yapamıyorum, göremiyorum ya. Şurada tam düşecek gibi. Ha, şurada ortada. Şurada kalsın da. Kayıyor çünkü. Masa sallanınca. Ha, düşebilir aynen. Bunu şu masada oturarak en azından içini yaparım. Serpil de diyordu. Bunu mutfakta mı yapayım diye. Ha Yok dedim dedim. ben oturarak yap dedim. Evet, Yere oturarak yapmak aklıma örtü gelmiyor. seriyordu. Ya bu sefer dedim yerde Bir bacaklar yerde de ağrıyacak. belim ağrıyacak. Şöyle Evet. arayacak. Şurada sandalyeye otururum. Burada Heh, yaparım en azından. rahat rahat Doğru. yaparsın. Aynen. Kıymasını da kavurmuştum. Şöyle dondu tabii. Bol soğan koydum. Azıcık salça koydum. Tereyağı koydum. Tereyağıyla kavurdum. Biraz işte karabiber koydum. Ceviz koyuyorlar biliyor musun bazen? Aynen, cevizli ama bizim işte çocuklar içinde sert gelir yemez diye ceviz Evet. koymuyorum. Aslında ceviz çok güzel oluyor içinde. İçine bir de para koyuyorlarmış kime çıkarsa.
Ay onu eskiden mantı yaparken annem bil yaparlardı. Para değil de nohut. Çiğ nohut koyarlardı. Kime gelirse şanslı o olacak diye. Ona hiç gelmedi. Çeyrek altın koyacaksın. 12 tane çeyrek altın koyacaksın. Kime gelecek? Evet. 12 tane mutlaka birine gelir canım. 12 kişi değiliz ki. Olsun canım. Yani 12 tane olacak. Bir şey diyecek canım artık. Bir de yanlışlıkla yutuyormuş. Yani. Bir de o var. O da çok kötü bir şey. Ay o gün şeyde haberlerde vardı ya. Küçük çatal mıydı? Büyük çatal mı? Çocuk yutmuş ya. Nasıl yutmuş? Nasıl gitmiş? Büyük, yani evet, şöyle evet. Çatal. Herhalde küçük çatal o zaman. Ay boğazdan nasıl boğazdan kaçtı nasıl o? Boğazdan nasıl geçti? Evet. Hani yutan da küçük çocuk değil. 12-13 yaşlarındaymış. Sana ben bir şey söyleyeyim yok, mi? Yok bir şey çarptı böyle. Gitti. Kamptaydık. Çocuk burnuna leblebi sokmuş. Hatırladın mı? Aynen. O çocuğu çok canlı kalmıştı. Valla bizimkiler de yapıyor. Bizimkiler de aynı valla. Hiçbir şey kınamayacaksın ya. Evet evet. Sonra şişmiş o leblebi burnunda. Hastanede çıkarttılar. Hastanede çıkarttılardı evet. Nefes alamaz ya. Oradan da bir genze gitse. Ay, direkt korusun. Zaten burundan direkt genze gidiyor. Allah korusun yani. Biz ciğerleri... yoktuk burada. Lütfiye hani Asya şeyi yutmuş. Nazarlığı vardı. Evet. Altın yelekte. Sen yatağında uyanıyor. Onu çıkarıyor çatalini ile beraber ağzında. Ay boğazına takılmış. Allah'tan Lütfiye şeyle neydi o Hemlik manevrası. Ha, o hayatını kurtarmış. Onu yapmış Lütfiye. Ondan sonra çıkartmış hemen hastaneye koşmuş zaten. Hastane çok yakın ellerine. Ama yalnızca var ya herkesin bilmesi gereken bir olay biliyor musun? Ay, hemlik evet, manevrasını bak kesinlikle. Aynen, aynen. Herkesin bilmesi lazım. Okullarda var ya ilk önce o hemlik manevrasını öğretmeleri lazım. Evet. Kesinlikle. Yani normal hayatta da işte hepimizin bilmesi lazım. Sen onun videosunu hep izlettin bize. Ama Lütfiye ben... de diyor zaten baba diyor Allah'tan söylemişsin. Ha, diyor, aklıma öğrenmiş. O geldi diyor. Evet. Yapmış onu ama ben işte yapabilir miyim acaba? Ya. Sen yapabilir misin? Sen hiç karşılaşmadın öyle bir ben şey. Karşılaşmadım ben karşılaşmadım ben. Zaten. Evet ben. Muzaffer, geçenler yaşadığımız ama şeyler. Ama ben kendi çocuklarıma karşı panik oluyorum. Diğerlerine karşı panik olmam. Yani başkasına yabancı karşı tabii. Olmaz doğru da. Evet. Yalnızca o çocuklara kesinlikle o nazarlık, o asılan maşallah takmamak altınlar gerekiyor. Falan takmamak gerekiyor. Evet. Çünkü çocuk bebek. Bilmiyor mu? Bilmiyor. Ağzına gidebilir, ağzına alabilir. Ay çok tehlikeli. Yatağının başına koyuyorlar. Düşer orada çengelli iğneyle. Aynen. Şimdi ellerimi yıkar. Böyle açacağım. Şu elimi yıkayayım. Kıvamı iyi gibi bunun. Şöyle bu kadar parça alıp. Evet hamurun kıvamı güzel olmuş. Ay, saçlarımı da bağladım. O kadar rahatsız etti ki. Taç taksam o da başıma ağrı yapıyor. Saçımı da kestirmem gerekiyor aslında ama. Dedim düğünde hani biraz daha uzun olsun. Düğünden sonra kestireyim diye düşündüm. Zaten bakalım belki dönüşte Isparta'ya uğrarız. Eğer öyle bir durum olursa Isparta'daki kuaförümde kestiririm. Çünkü oranın kesimini çok çok seviyorum. Yani başka bir yerde kestirmek istemiyorum. Çünkü iki kere bir kötü kesimle karşılaşınca. Hangisinde stilde mi Uğur'da? Uğur'a gideriz evet. Çünkü şeye de Hacerlere ev görmeye gidelim diye düşünmüştük. Gidemedik. Dönüşte dedim uğrarız. Arkadaşımın evini görürüz. Hacer'e hediyesini vermiştik ama evini görmedik. Olabildiğince ince açmaya çalışıyorum. Hani böyle içinde bol koyuyorum. Biz çoğunlukla kızartma seviyoruz. Hani haşlamayı Lütfiye seviyor sadece. Muzaffer'le ikimiz kızartmayı seviyoruz. Ama 2-3 tanesini şey yapacağız çocuklara hani yumuşak olsun diye haşlayacağız. Belki Lütfiye de haşlama yer. Ama ben kızartmayı çok çok seviyorum içli köftede. Kızartırız. İçine zaten yağ çekmiyor kızartırken de. O yağın kalitesinden mi dolayı? Yani tabii yağdan da kaynaklı içine yağ çekip çekmemesi de şöyle küçük küçük yapıyorum yani çok büyük yapmıyorum. Bundan belki 20-25 tane çıkar gibi geliyor bana.
açmakta zorlanan arkadaşlar için daha öncesinde de böyle çekim yaparken göstermiştim. Salatalıkla içini açıyorum. Ben ilk öğrendiğimde öyle yapmıştım. Hani böyle elle değil de beceremiyordum çünkü ilk öğrendiğim zamanlarda. Salatalıkla salatalığı ıslatıp açıyordum. Oturacaktın sözün ona. Ay evet, yani işte oturarak hiç iş yapamıyorum ben. Aslında büyük tabure lazım. Onda yüksek da tabure olsa. Ha, rahat eder miyim tabii onu da bilmiyorum ama. Şimdi otururum ya. Seher günüm vardı. Ne oldu onlar? Ya duruyor. Kırmızı diyorsun. Kırmızı evet. Sanırım balkonda duruyor onların. Herhalde evde kullanmıyorlardı. Ya da iş yerine mi götürdüler acaba? Evet onların büyüktü öyle uzundu. Şey yapıyordu. Uzanıyor kısalıyordu evet. Değil mi? Doğru. Tabure. Evet ortalık şey sessiz. Biraz sanki rüzgar şiddetini azalttı gibi değil mi Muzaffer? Bugün iyi maşallah. Evet. Rüzgar ama çamaşır gene çok kötüydü. Ya, her yerden ses geliyor. Sen çamaşırları içeri astın bugün. İşte rüzgar vardı ya ben asarken askıyı dedim devirir o yüzden asmadım ama rüzgar da kesilmiş gibi şu anda. Yani ona güvenemedim. Deviriyor bu sefer tekrar çamaşırlar kirleniyor. Onun için garanti olsun dedim ama. Ben hani içeride böyle çamaşırın tozu falan dökülüyor ya, o yüzden sevmiyorum içeride kurutmayı da. Dışarıda en azından rüzgarla böyle havalanıyor. Tabii. Bu seferlik öyle olsun artık ne yapalım. Mecburen. Aslında hani açmasını bildikten sonra kolay bir yemek. İçli köfte gözümüzde büyütülse de ben önceden çok çok büyütürdüm yapmayı bilmeyince. Ama öğrendikten sonra tabii. Malatya'nın başlıca yiyeceği bu. Analı kızlı, içli köfte. Çok yapılıyor ya. Yani her yerde Adana yöresinde var. Antep'te yapılıyor. Hani çoğu bölgelerimizde var içli köfte. Ama farklı farklı yapılıyor. Kimi yerde mesela bu hamuruna da et koyuyorlar. Dövme et. Genelde biliniyor evet. Bütün ama annem bir tek bunu bilmiyor herhalde. Evet bizim yörede bilinmez içli köfte. Yok. Ama yapıyor. Yapmaya başladı son zamanlarda. Hı hı. Öğrettim ona. Şey yapıyor ya Handan pizza abla. Pizzayı bile yapıyor. Annemin komşusu. Efsane bir pizza yapıyor annen ya. İtalyanlar halt etsin. Aynen çift kat. Evet. Yani öğrenilmeyecek bir şey yok. İnsan her yaşta öğrenebilir. Yeter ki istesin. Hatırlıyor musun? Annesi Mardin'de seviyor. Mardin'e gitmeden önce hani ne yenir ne içilir pizza yenir diye. Evet Mardin'in pizzası meşhurmuş. Evet. Ama biz tabii orada Ahmetler deyince yiyemedik onu. Meğerse yani. İtalya'dan bir adam gelmiş. Yani Mardinli bir adam İtalya'da usta olarak çalışmış. Ha. Onu da Mardin'e gelmiş, Mardin'de de bunu yapmışlar. Mardin'de de çok beğenildiği için millet pizzaya yönelmeye başlamış. Geçtiğimiz günlerde işte Mardin'le ilgili konuşuyoruz. Dedim o Mardin'in pizzası çok meşhurmuş. Hani Mardin'de neyse. Yok diyor ya Muzaffer abi. Sen de abartıyorsun diyor. Yok dedim ya Mardin'in pizzası gerçekten çok meşhurmuş. Öyleymiş. Ondan sonra o da internetten gitti baktı. Aa dediğin doğruymuş abi diyor. Yani oraya gittiğin zaman muhakkak pizza yiyecek misin? Pizzasını yemek gerekiyormuş diyor. Doğru. Evet. Bizim polis evinde de vardı ya. Ha pizza. Fena değildi o da ama. Polis evinde ne dediler? Köfte var mı? Yok. Köfte yok pizza var dedi. Ha. Çocuk tutturdu. Ben dedi ne dedi? Başka bir şey isterim dedi. Döner var yok. Mı dedi. Ha o da yok. Ha döner yok dedi. Pizza var dedi. Listedeki hiçbir şey yoktu. Listeden baktı. O zaman ben dedi ne istiyorum dedi. Sen dedi şeyler dedi. Onu unuttum ben de. Çok gülmüştük değil evet. Mi? Bir tek pizza var demişti. İçini bayağı bol yapıyorum ben. İçi bol güzel oluyor tabii. Ünal da çok seviyor. İnşallah o da akşam erken gelirse yer. Biz tabii akşam yemeklerini erken yiyoruz. Yani bir kahvaltı bir de akşam yemeği olduğu için. Biz iki öğün yapıyoruz. Gerçi bugünlerde şey, hava soğuk ve rüzgarlı olduğu için tarhana çorbasıyla ara öğün yaptık. Çorbaya evet. Muzaffer tarhana çorbası içmezken
Ay 3 gündür her gün tarhana çorbası pişiriyorum ben. Bugün yapmadık. İçine de kıtır ekmek koyuyor. Evet, bitti. İşte Ellerine sağlık köftelerimiz. Serpil. Şu kadarcık bir hamurumuz arttı. Kaç tane çıktı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 tane çıkmış. Eğer kıymam biraz daha fazla olsaymış 30 tane neredeyse çıkacakmış. 2 bardak bulgurdan. Mesela bu yeter. Bunu da şey yaparım yarın. Fellah köftesi. Lütfiye geçen istiyordu anne fellah köftesi yapsak diye. Onu da hemen böyle bir tabak fellah köftesi yaparız onu da. Evet, ellerime sağlık. Şimdi ellerimi falan yıkayayım. Bunları streçle kaplayıp şey dolaba koyacağım. Buzdolabına akşam yemeğimiz hazır. Biraz şey var. Dünden çorbamız var. Hani lahana sarmamız var. Dün lahana sarması yapmıştım. Lahanayı neredeyse bir ay oldu alalı. Burdur'dan gelirken almıştık. Bir türlü sarma fırsatım olmamıştı. Dün artık onu sardım ama dışları tabii şey olmuş, kurumuştu, kötü olmuştu. Onları attım. Kalan yeri de bize bir tencere sarma oldu. Onu da bugün artık yeriz, biter inşallah. Bugünkü menümüz böyle. Allah sağlıklı yemeği nasip etsin tabii ki. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir sonraki videomuzda sağlıkla, sıhhatle buluşmak üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.